Aslında her şeyden önce bu bir seçim değildir Ruşen. O yüzden çok da kötü hissetme. Çünkü bir kere katılım tarihi düzeyde düşüktü. %48 idi ki bundan önceki seçimlerde %80'e dayanan bir katılım oranı vardı. Dolayısıyla ve bu aslında çok ilginç bir şekilde yani bu rejimin meşruiyetinin ne kadar yara aldığını gösteriyor. Çünkü toplumun reformcu kesimleri tarafından boykot edildi. Ve bunun üzerine şunu da ekleyelim. İşte evet İbrahim Reisi kazandı. İbrahim Reisi dini lider Hamaney'in desteklediği muhafazakar bir isim. Fakat hem bu rekor düzeyde katılımın düşük olması hem de yani bu adil ve usule uygun bir seçim değildi. Yani o kadar çok şey yapıldı ki mesela adaylar belirlenirken pek çok isme yer verilmedi. Yani aday olmalarına izin verilmedi. Sonra seçime günler kala işte bazı muhafazakar olmayan reform yanlısı isimler diskalifiye edildi seçimlerden. Ve bunun üzerine de toplumun büyük bir kısmı yani boykot çağrısı yapıldı ve toplumun büyük bir kısmı seçimleri boykot etti. Tahran'da bile mesela inanılmaz yani şu söyleniyor devrimden bu yana 79'dan bu yana en düşük katılım oldu Tahran'da. Ya bu işte şeyi gösteriyor. Yani rejimin hem meşruiyetinin düştüğünü gösteriyor, hem de bir taraftan rejimin ne kadar aslında toplumdan korktuğunu da gösteriyor, zayıfladığını da gösteriyor.